Röntgenle hoca bir şeyler şüphelendi. Dedi ki bir tomografi çekelim. Dedi içinde de adını koyalım bir bakalım ne var ne yok yani. Tomografi çekti baktı ki benim ciğerler tamamen bitmiş. Zatürre olmuşum. Ama dedi büyük ihtimalle sen de korona olmuşsun dedi. Hemen dedi senin raporunu hazırlıyorum. Sonuçlarını hazırlıyorum. CD'ni hazırlıyorum. Sen buradan çık. Zaten 3 tane merkezi yapıyorlar o arada koronavirüs testleri. Ben Saadi Konukkale Hastanesi'ne geldim. Koştu koştu. O sırada Saadi Konukkale'de uzun bir süre bekledikten sonra korona testimi yaptırmak için sıra bana geldi. Doktor zaten benim CD'mi gördüğü anda hemen testi bile yapmadan hemen benim yatışımı verdi. Sen ne olmuş böyle dedi yani. Ciğer çok kötü kaplamış zatürre dedi. Bu arada testimi yaptılar. Hemen yatışımı yaptılar. Hadi hastanesi 2 gece kaldım ben. Peki o hastanede Bitti. kaldığınız süreçte nasıl bir tedavi uygulandı? Affedersiniz ben bitti sözünü zannettim. Siz devam edin eğer bitmediyse Ali Bey ama onun dışında bir de tüm o hastanedeki tedavi sürecini de paylaşın lütfen bizimle. Sadece konu gelir giremez zaten hemşireler hemen anında benim bunun tedavisi var mı? Bunun tedavisi yok dediler bana. Tedavisi olmadığını söylediler. Dediler ki kendi bağışıklık sistemini güçlendirerek bu virüsü ancak böyle atacaksın sen kendini. Ben anladım ki bu işin tedavisi benden başka kimse yapamıyor. Ne yapmam lazım? Demek kendi tedavi edeceğim. O sırada bana zaten baş sistemi güçlendi. İyiyim içeyim diye bana serum bağladılar. O sırada Enflor diye bir hap vardı. Galiba geçmiş senelerde kullanılan domuz gribi hapı. Onu kullanmaya başladım. Biraz daha kendimi iyi hissetmeye başlayınca canım tabii hep takviye gıdalar istedi. Peynir, keçi peyniri, yoğurt, ekstra mesela diyelim ki hurma, badem, ceviz gibi bir şey istedim. Dedim ki devamlı başladım, kendimi güçlendirmeye başladım. Bir de hani odada devamlı yatma modunda olmuyor. Devamlı hareket halinde vücudumu ve kendimi çalıştırmak istiyordum yani. Bu Ve size etkileyici oldu. tavsiye edilen bir şey miydi yoksa siz mi o Hayır. hareket halinde olmak istiyordunuz? Ya bende şu var. Ben diyorum eğer benim vücudum güçsüzse ben kendime bakmak zorundayım. Kendime bakacağım ki vücut direnç sağlayarak ayakta kalabileceğim. Yok mu çünkü doktor dedi bana bunun tedavisi yok. Şimdi ben de zaten bir anda şartıyla attı. O zaman ben kendime en iyi şekilde bakmam lazım. Peki şimdi siz evinizdesiniz tedavinin ardından hastaneden ayrıldınız ama hala bir karantina süreci devam ediyor mu sizin için? Tabii ki çıkarken o da dedim beni alacak mısın dedim. Başka hastalara tedavi uygulayacak mısınız? Dersin 14 günde evinizde kalın. Çıkmayın dışarıya. 14 gün sonucunda tamam biz sizi çağıracağız. Plazmanızı işte isteyeceğiz. Siz başka hastalara olacaksınız da şifa olacaksınız. Orayı gelin biraz Ali Bey detaylandıralım. Şimdi Sağlık Bakanlığı sizinle temasa geçti. Siz yendiğiniz için bu hastalığı, koronavirüsü atlattığınız için sizin kanınız bundan sonraki hastaların tedavisi için kullanılacak. Öyle değil mi? İnşallah. Onu biraz anlatır mısınız bize? Nasıl oluyor o süreç? Yani benim bu 14 gün zaman zarfında kendimi tamamıyla dış dünyadan soyutlayıp koruyup hiç kimseyle temasa girmeyip kendimi karantina sürüp devam edip bundan sonraki diğer hastalara faydalı olmam lazım. Zaten bunu sık sık Sağlık Bakanı arıyorlar. Bana soruyorlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Hadi sık sık şeyi de soruyorlar. Yakın temasım olduğum kişilerde bir şey var mı diye. Allah şükür buna hiçbir tanesi hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Bu arkadaşlarım da tomografi çektirdiler. Test yaptı. Hepsi pırıl pırıl tertemiz. Yani siz şimdi bir karantina sürecindesiniz. Yine evinizde hiç kimseyle temasta bulunmadan 14 gün boyunca ardından da diliyoruz ki sizin diğer hastalara da şifa olma adına faydanız olacak. Öyle değil mi? İnşallah. İnşallah Fidem. Kaç İnşallah. test yapıldı size bu sürede Sayın Yıldırım? Mesela hastaneden ayrılırken artık işte taburcu edilirken sizde artık hastalığın bir emaresi kalmadığını anlamak için hangi testler yapıldı? Şimdi zaten ilk tomografi yapılan ciğerleri bunun akabinde zaten COVID-19 o pozitif çıktı. Ama geçtiğimiz cuma, bir hafta bir cuma ekran tomografi çektiler, ciğerlerime baktılar. Ciğerler pırıl pırıl temizlenmiş. Bu temizlerin neticesinde pazartesi günü bana şey testi yaptılar. COVID-19 testini yaptılar. O zaten önemli çünkü durum çok iyi olduğu için hızlıca kendi tedavi ettim ve için yani. Ali Bey, son olarak ben şunu da sormak istiyorum size. Başka virüse yakalanan vatandaşlarımıza, kişilere ne tavsiye edersiniz? Nasıl bir çağrınız olur? Yani
hekimlerimiz, hemşirelerimiz de yardımcı oluyor. Biz en çok kendi kendine destek olacağız. Beslenmemize çok dikkat edeceğiz. Yani de genelde yemek varsa hafif gıdalar alacağız. Da vücut direncini yüksek tutacağız. Evet, çok yani teşekkür ediyoruz. 415 kişi var bu koronavirüsü atlatan. Ali Bey, siz de onlardan birisiniz. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Biz de diliyoruz, umuyoruz ki bu 14 günlük karantina sürecinin sonunda da umuyoruz. Sizin kanınızla birlikte başka hastalarda tedavi için bir şans bulacak, bir ışık olacak onlara da. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler katıldığınız için. Ben bu arada tek son kelimesi verip diyeyim. Elbette, buyurun. Hastalığı atlatmanın tek yolu evde kalıp sağlıklı yaşayıp kimseye bulaştırmadan en azından çıkmak. Çok teşekkür ederiz bu mesajınızın içinde. Tekrar tekrar geçmiş olsun Sayın Yıldırım. Devam ediyoruz şimdi, elbette yine koronavirüsle mücadeleyle devam ediyoruz. Mücadele kapsamında Türkiye'nin yol haritasını belirleyen